Arkadaşlar, 8 Nisan'da geçirdiğim Aşil tendonu ameliyatından sonra 9 Nisan'da size rahatsızlığımla ilgili bir video paylaşımı yapmıştım. Ama şu andaki 1 Mayıs'a kadar olan süreçle ilgili de sizi bilgilendirmek istiyorum. Ama daha öncesinde bu tür rahatsızlığı olan, farklı rahatsızlığı olan insanlara Allah'tan şifa diliyorum. Allah dermansız dert vermesin diyorum. Sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu süreci baştan ele alırsak, ameliyattan sonra 9 Nisan'da hastanede doktorumuzun son kontrolleri oldu. Burada yarım alçı yapıldı ayağım. Yarım alçıdan sonra 2 haftalık evde istirahat süresine geçtik. Bu süre içerisinde doktorlarımızın tavsiyesi ayağımızın biraz daha yukarıda olması, özellikle ameliyattan sonra biraz soğuk buz tedavisi uygulamamız gerektiği ile ilgili tavsiyeleri oldu. Bunları uyguladık. 22 Nisan'da doktorumuzdan tekrar randevu aldık yaralarımızın kontrolü ile ilgili. Yaralarımız kontrol edildi, bakıldı, süreç iyiye gidiyor. Ve doktorumuzun artık aşil botu dediğimiz bot alımına, yani rombolkur diye de geçiyor. Bununla ilgili ayağımızı daha rahat hareket ettirebilmemizle ilgili bota geçiş yapmamız önerildi. Ve bot siparişimiz verildi. Ben botu aldık. Botla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Botumuz, yani bize tavsiye edilen bot, Vakopet diye geçiyor. 3-4 parçadan oluşuyor. Şu cırt cırtları söktüğümüz zaman üstteki tabaka çıkıyor. Altta da topuk kısmı var. Topuklar ilk etapta yüksek topuk olarak doktorumuz tavsiye etti alışma süreci içerisinde. Daha sonra alçak topuğa geçilecek. Burada ayağımızın sağ iki tarafta ateller var. Küçük bir pompa ile hava vererek o atelleri botumuz giydikten sonra şişirebiliyoruz ve ayağımız daha sabit hale gelebiliyor. Tabii bunun en önemli özelliği şu. Gördüğünüz gibi arkada ayağımızın botunun ayarlarını yapan açılar var. Bu açıları doktor kontrolümüzde seviyesi ayarlanıyor ve tendonu yavaş yavaş gerdirme, normale döndürme ile ilgili kademe kademe ayarlarını yapabiliyoruz. Eskiden tabi tendon yaralanmalarının veya kopmalarının bazı durumları derecesi şiddetine göre kalçaya kadar alçı yapılan arkadaşlarımız oluyordu. O tabi yaşamsal fonksiyonları biraz daha sıkıntıya sokabiliyordu ama bir süreci bu şekilde atlattık. Bundan sonraki süreç iyileşme süreci. Değerli arkadaşlar, önemli olan burada tabii bu rahatsızlık geldi, tedavi konuldu, teşhis konuldu ve iyileşme sürecine gidiyor. Yaşamsal fonksiyonlarınızı yaparken en büyük zorlukları yaşıyorsunuz. Tabii bu süreç içerisinde doktorumuzun kas gevşetici, ağrı kesici ilaçları oldu. Onları da kullanma ile ilgili artık bir sonraki adımımız ne? Botumuzda alçak tabana geçeceğiz. Alçak tabana geçtikten sonraki süreçte de fizik tedavi sürecimiz başlayacak. Bunu aksatmamamız gerekiyor. Çünkü ara sıra ayağımızı havalandırmak için botu çıkarttığımız zaman ayağımızın biraz daha hareketsiz olduğunu fark edebiliyorsunuz. Onların oradaki kullanılmayan, uzun süredir kullanılmayan hemen hemen işte 23-24 gün oldu. O bağların kuvvetlenmesi gerekiyor. Daha sonra tabii çalışma takvimine, iyileşme takvimine baktığımız zaman büyük ihtimalle ortalama 2-3 hafta bir fizik tedavi, ondan sonra botun çıkarılması, yavaş yavaş ayakkabıya geçilmesi ve ondan sonra da küçük yürüyüşlerle vücudumuzun eskiden olduğu gibi yürüyüş fonksiyonlarını tekrar yapmaya gidip bekliyoruz, düşünüyoruz. En azından Mayıs ayı sonunda daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bununla ilgili de önemli olan doktor tavsiyelerini, beslenme sürecini, fizik tedavi sürecini iyi yönetmemiz gerekiyor. Bu anlamda tekrar ben bu bilgilendirmeyi sizlere yapmak istedim. Allah tekrar tüm rahatsızlığı olan insanlara acil şifalar versin. Başta söylediğim gibi dermansız dert vermesin. En azından tıpta bir karşılığı var. Ayakkabıya geçtiğimiz zaman da artık teknolojinin ilerlediğini, medikallerde bu anlamla ilgili birçok yardımcı materyal ayakkabı olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hepinize tekrar belki izletirim, belki izletmem iyileşme sürecini ama kazasız belasız dönemler, yıllar diliyorum. Teşekkürler.